Arkadaşlar, herkese merhabalar. Biliyorsunuz Zengin VC Fakir serimizde fakiri oynuyorum. Tabii zengini de oynuyorum. Fakirin eskiden ne yaşadıklarını öğrenmek istiyorsanız bu video tam size göre. Fakir seneler öncesinde hapishanede neler yaşadı, zengin ona nasıl işkenceler yaptı, onları göreceksiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Bu video bonus bir videodur. Haberiniz olsun. İyi seyirler. Evet Zengin Bey, istediğinizi gerçekleştirdik. Fakiri artık hapishaneye atıyoruz. Polis memurluğuna getirdik ve bundan sonrası bize kalmış. İsteğinizi gerçekleştirdik sizin. Çok teşekkürler Polis Bey. İsteğimi gerçekleştirdiğiniz için ve şu fakiri hapishaneye atacağınız için size minnettarım. Gerçekten size çok teşekkür ederim. Çok. Ne yapsam az. Fakir, seni artık hapishaneye attırıyorum ve görmüş olduğun buradaki camı da kırdığın için ve buradan kaçıp gittiğin için hapishaneye atılacaksın. Zengin, küçük bir sebepten dolayı senin şuradaki evindeki camını kırıp ve buradan kaçtığım için hapishaneye beni attırıyorsun ya. Yazıklar olsun, senin gibi arkadaşım keşke hiç olmasaydı Zengin. Yazıklar olsun sana, yazıklar olsun. Sen de seni terk ettiğimi söylediğimde sen de adam gibi buradan çekip gitseydin. Camımı kırmaya hiç gerek yoktu fakir. Memur bey, atın artık bunu hapishaneye. Görsün cezasını. Tamam Zengin Bey, tamam. Fakir, yürü artık. Seni hapishaneye atıyoruz. Artık orada ne yaparsan yap. Tamam Polis Bey, tamam. Gidiyorum artık hapishaneye. Seninle de görüşeceğiz Zengin. Bu hapishaneden çıktığımda ilk işim senden intikamımı almak olacak. Görüşürüz Zengin, görüşürüz. Of ya of. Arkadaşlar, hapishaneden kurtulabilecek miyim? Lütfen yorumlarda belirtin. Fakir, sen burada bekle. Ben Orhan müdüre gidip durumu izah edeceğim. Sonra seni de yukarıdaki hapse tıkacağız, tamam mı? Neyse, şu Orhan müdürün yanına gideyim de izin alayım. Orhan müdürüm, girebilir miyim? Evet, gelebilirsin. Heh, geleyim içeri ya. Orhan müdürüm, fakiri bulabildik, yakaladık. Hapise atmak için sizden izin almaya geldim. İzniniz var mıdır efendim? Tabii ki de, tabii ki de atabilirsiniz. Biz Zengin Bey'e söz verdik. Fakiri hapse atmak için oralara kadar gittiniz. Tabii ki de atacaksınız. Hemen fakiri hapishaneye atın. Tamamdır efendim. Ben o zaman fakiri hapse atıyorum. Kendinize iyi bakın efendim. Haha, artık fakiri de hapse atmanın zamanı geldi ve çattı. Yürü fakir, seni hapishaneye atmaya götürüyorum. Hadi marş marş ve hapishaneye git. Tamam Polis Bey, tamam. Hapishaneye gidiyorum, kızmayın. Of ya of. Ne yapacağım ben hapishanede? Ben hapishanede neler yapacağım, neler yiyeceğim? Of of. Hapishaneye de atıldım. Ne yiyip ne içerim ya? Burası karanlık oldu mu da ben burada uyuyamam ki. Karanlıktan çok korkarım, çok. Burası da çok pis kokuyormuş ya. Ben burada ne yapacağım? Ne yapacağım ben burada? Arkadaşlar, lütfen yorumlarda bana yardım edin. Lütfen yorumlarda belirtin. Ben buradan nasıl kurtulurum? Lütfen. Ve videoyu beğenmeyi de unutmayın. Ben burada nasıl kurtulacağım? Nasıl? Neyse, şuraya artık uzanayım da biraz dinleneyim bari. Kurtulmayı bekleyeyim. Fakiri de hapse attırdım. Bu camı kırdığı için çok ağır ödedi hesabını, çok. Neyse ya, şu hapishaneye gideyim de fakire bakayım neler yapıyor. Bir iki çift sözüm var ona. Sonra artık şeytan görsün yüzünü onun. Kolay gelsin memur bey. Hapishane üst katta mıydı? Evet Zengin Bey, evet. Hapishane üst kattaydı. Çıkabilirsiniz. Teşekkürler Polis Bey, teşekkürler. Kolay gelsin size de. Şuradan hemen çıkayım da üst kata. Ona bir iki çift laf edeyim. Böyle olur işte fakir, böyle olur. Camımı kırmak neymiş? İşte hesabını böyle ağır ödersin. Kolay gelsin memur bey. Fakir burada değil mi? Yani onunla konuşmam lazım da. İzin verebiliyor musunuz bu duruma? Tabii Zengin Bey, tabii. Buyurun isterseniz fakirle konuşabilirsiniz. Fakir tam burada duruyor. İsterseniz yanına gidebilirsiniz.
Teşekkürler polis bey, teşekkürler. Size de kolay gelsin. Merhaba fakir. Ne yapıyorsun burada? Hapse tıkamışlar seni. Vay vay vay. Demek sen geldin ha. Mutlu musun ha? Beni bu durumda bıraktığın için mutlu musun? Bir cam uğruna beni hapse attırmak neymiş? Görürsün sen. Göstereceğim. Sana da polislere de göstereceğim. Görüyorum da çok sinirlendim fakir. Bu duruma düşen sensin, ben değilim, unutma. Camımı kırmasaydım bu durumlara düşmeyecektin hiçbir zaman. Buradan çıkar mısın? Çıkmaz mısın bilmiyorum ama çıkarsan benim şehrime hemen terk et, tamam mı? Ne benim yanıma gel ne de şehrime uğra, tamam mı fakir? Tamam mı? Anladın mı? Göstereceğim. Göstereceğim ben sana zengin. Bana bunları yaptın ya, sana misli misline ödeteceğim bunları. Unutma bunları, unutma. Buradan çıkayım, seni mahvedeceğim zengin. Seni mahvedeceğim, görürsün sen. Polis bey, polis bey, alın şunu buradan. Gidiyorum fakir, gidiyorum. Sana burada mutluluklar. Tabii mümkünse. Sen istedin bunu fakir, sen istedin. Polis bey, fakire bir elektrik verin de aklı başına gelsin, tamam mı? Tamam zengin bey, tamam. Elektriği veriyorum. Hiç şüpheniz olmasın. Tamamdır o halde. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere polis bey. Bir elektriğin tadını al da aklın başına gelsin fakir. Ne? Ne? Elektrik mi verecekler bana? Olamaz ya. Buradan kaçmam lazım. Elektrik çok canımı acıtır. Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım? Of of. Yaşasın be, yaşasın. Sen görürsün gününü fakir, sen görürsün. Daha sana neler yapacağım neler. Of of, başım çok kötü ağrıyor. İşkence yaptıkları içindir herhalde. Vücudum da ağrıyor. Kemiklerim çok sızlıyor. İnşallah kırılmamıştır kemiklerim ya. Neyse, biraz dinleneyim. Yarın olur inşallah geçer. Kardeş, bakar mısın? O da kim ya? Sen de kimsin? Kardeşim korkmana gerek yok. Sana işkence yapıldığında, yani tam burada yapıldığında o işkenceleri gördüm. Senin nasıl acı çektiğini ve nasıl ağladığını gördüm. Merak etme, zamanında bana da yapmışlardı. Nasıl yani? Nasıl, sen de burada mıydın? Beni mi izliyordun? Bana neden yardım etmedin sen? Yoksa sen de zengin ve polis gibi sen de kötü müsün ha? Sen de beni sevmiyor musun yoksa? Hayır hayır, korkmana gerek yok. Ben de senin gibi masumum ve iyiyim. Sana yaptıkları işkencenin aynısını bana da tam burada yapmışlardı. Adını öğrenebilir miyim senin? Adın ne? Ne yani? Bana yaptıkları işkencenin aynısını sana da mı yaptılar? Yani burada bütün hapse girenlere bu işkenceyi mi yapıyorlar? Bu nasıl adalet ya? Bu nasıl adalet? Buradan hemen kurtulmamız lazım. Bu arada benim adım Fakir. Yani bana fakir derler. Fakir, memnun oldum. Heh, bu arada benim adım da Barış. Memnun oldum Barış. Ama kendimi çok kötü hissediyorum. Başım dönüyor. Kemiklerim çok sızlıyor. Galiba bana işkence yaptıkları için böyle oldu. Sende de böyle olmuş muydu? Yani sana işkence yaptıklarında senin de başın dolanmış mıydı? Senin de kemiklerin ağrıyor muydu Barış? Evet fakir, evet. Benim de başım ağrıyordu. Kemiklerim çok sızlıyordu. Düşünür dururdum. Ben buradan nasıl kurtulacağım diye. Burada tek yaptığım sadece uyumaktı. Tamam Barış, tamam. Üzülme. Buradan kurtulacağız. Şu an ikimiz de acı çekiyoruz. Ama emin ol, bunlar bir gün son bulacak. Ben gidip biraz yatakta uyuyacağım. İyi gözükmüyorsun zaten. İstersen biraz git uyu, dinlen. Ve fakir işkenceden dolayı yorgunluktan uyuyakalır. Merhaba polis bey. Fakiri görmeye geldim de. Şey, tabii ki de amcacım, tabii ki de çıkarabiliriz. Tam şurada fakir uyuyor. Gidip onunla konuşabilirsiniz. Konuştuktan sonra gelin, beraber işlemleri yapalım ve çıkışını yapalım. Yani fakir çıkabilir, buyurun. Teşekkürler polis bey, teşekkürler. Fakir, fakir, fakir evlat, ben geldim, kalk. Seni kurtarmaya geldim. Ha? Rüya görüyorum galiba. Ali amca beni kurtarmaya geldi. Gerçekte de gelse keşke beni kurtarmaya. Hayır evlat, hayır. Gerçekten geldim. Şu an rüya görmüyorsun. Ha? Ali amca, Ali amca.
Sen gelmişsin. Biliyordum beni kurtaracağını. Biliyordum. Fakir, sana ne oldu böyle evladım? Çok yorgun gözüküyorsun. Kemiklerin filan sızlıyordur kesin. İyi misin şu anda? Evet Ali amca, evet. Kemiklerim çok pis sızlıyor. Galiba kemiklerim kırıldı. İşkenceden olsa gerek. Beni buradan çıkartabilir misin? Çıkmak istiyorum buradan. Tamam evladım, tamam. Ben seni kurtarmaya geldim. Tabii ki de çıkartacağım seni. Hadi ben kapıyı açıyorum. Sen de çık. Yardım edeceğim sana. Bir dakika Ali amca, bir dakika. Ne oldu evladım? Burada Barış diye bir arkadaş edindim. Ona elveda demeden gitmem ben. Barış, ne yapıyorsun, iyi misin? İyiyim fakir, iyiyim. Görüyorum da kurtuluyorsun. Hayırlı olsun sana da. İnşallah bugün ben de kurtulurum senin gibi. Evet Barış, evet. Kurtuluyorum. Ama unutma, bir gün sen de kurtulacaksın. Yani ben seni kurtarmaya geleceğim. Unutma, tamam mı? Unutma. Seni kurtarmaya geleceğim ben Barış. Merak etme sakın. Bir gün kurtarmaya geleceğini biliyorum. Tamam Barış, tamam. Kendine dikkat et. Görüşmek üzere. Ali amca, çıkabiliriz artık. Kapıyı açabilirsin. Tamam evlat, tamam. Açıyorum. Hadi çıkalım. Kapıyı açtım. Hadi gitme vakti geldi artık. Seni görmek ne güzel Ali amca. Tekrar kavuşabildik seninle. Çıkayım artık buradan. Yaşasın be, yaşasın. Çıktım artık, yaşasın. Ve fakir hapishaneden kurtulur. Oh be Ali amca, oh be. Çıkabildik sonunda. Dünya varmış ya.